Herkese merhabalar. Amacımız, gayemiz ortada dostlar. İlk programımızın startını verdik. Biz şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Sadece Osmaniye ile bağlı kalmayacağız. Ben doğduğumda evimizde güvercin vardı. Aşk. Tek kelimeyle aşk. Hasan Nalbant var, Tıntım Hasan derler. Atmaca bir daldı, o gün 24 tane kuş yakalattırmış. Herkes de posta. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kültür Bakanı. 15 tane ineğinin parası, bir kuş parası. Heyecanla beklediğimiz gün, saat, zaman geldi. Herkese merhabalar, gönül dostu Muhammed Kırlar'dan. Halil Gürses hocamızla birlikte inşallah her hafta çekeceğimiz özel belgesellerle huzurlarınızda olacağız. Amacımız, gayemiz ortada dostlar. Güvercin sevgisini gerçekten, hakikaten sözde değil, özde yaşayan arkadaşlarımızı sizlerle tanıştıracağız. Bugün ilk programımızın startını verdik. Osmaniye Merkez'de çekimimizi gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki günlerde bizleri takip etmeye devam edin. Sadece Osmaniye ile yetinmeyeceğiz. Yakın illerimiz, sonrasında uzak illerimizde bu işe gönül veren, emek eden, güvercin besleyen arkadaşlarımızın emeğini ekranlarınıza taşırken onların bilgi ve birikimlerini sizlere aktaracağız. İlk programımızı başlatıyoruz. Ben hazırım. Ya sizler hazır mısınız? O zaman hep birlikte bizi takip edin. Öncelikle herkese merhabalar. Söylediğim gibi özenle hazırlayacağız çekeceğimiz belgeselleri ve siz saygıdeğer takipçilerimize sevdiğimiz, hobi olarak yaptığımız güvercinlerin en güzellerini ve en güzel, gönlü güzel olan insanları, bilgili insanları ekranlarınızda taşıyarak tanımadığınız insanlara inşallah bizler tanıtmaya vesile olacağız. Biz hazırız arkadaşlar. Bizi takip etmeye devam edin. Bakalım kimin damında merhaba diyeceğiz, kim bizi misafir edecek. İzlemeye devam edin bizleri. Kısmet olursa önümüzdeki günlerde biz şunu yapacağız, bunu yapacağız demiyoruz. Bu işe emek eden insanları dünyaya tanıtma anlamında, emeklerini sizlerle paylaşma anlamında önümüzdeki artık bu programdan sonra her hafta düzenli olarak, haftada ilk olarak bir program, sonrasında iki programla sizlere merhaba diyeceğiz. Sadece Osmaniye ile bağlı kalmayacağız. Gezeceğiz, dolaşacağız. Ve bu işe emek eden gerçekten güzel insanları sizlerle karşılaştıracağız. Bugün Osmaniye Merkez'deyiz. Derobası mahallemizdeyiz. Çok değerli bir abimizin misafiri olduk. Hep birlikte abimizin yanına doğru ilerliyoruz. Efendim, Osmaniye'nin her yerine hakim bir bölgedeyiz. Yazın Osmaniye'miz sıcak bir memleket ve nemli memleket olduğu için buralar Osmaniye merkeze nazaran daha güzel ve soğuk oluyor. Saygıdeğer başkanım, öncelikle merhabalar. Merhaba, hoş geldiniz. Efendim, programın startını verdik ve isim vermemiştik. Şu anda Osmaniye halkının yakinen tanıdığı değerli iş adamımız Hakan Tüncer ağabeyimizin, değerli başkanımızın damındayız. Başkanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle başkanım, sizi bir tanıyabilir miyiz? İsmim Hakan Tüncer. Kuş camiası bilir beni. Yani kuş hobi olarak yapıyoruz. Meslek olarak müteahhitlik ve mobilya malzemeleri satışı yapıyoruz. İş çıkışı, yani boş zamanlarım burada stres atmak için değerlendiriyorum. Buradayım yani, iş çıkışı. Günün bütün yorgunluğu, stresi burada unutuluyor hepsi. Detaylara birazdan gireceğiz başkanım. Gireriz, şimdi yaş itibariyle de bizden biraz büyüksün ve yıllarını kuşçuluğa, sevgi anlamında adayan bir isimsin. Yıllar derken, yani ben doğduğumda evimizde güvercin vardı. Babam da doğduğunda evde güvercin vardı. Bize atadan, dededen gelme güvercin. Sayın Başkanım, şu an bu gördüğümüz kuşlar elvan. Evet. Bunların bir seceresini sizden duyak. Biliyorsun, ben aynı zamanda festivalli kuş da yetiştiriyorum. Onlar üretim yerinde. Orta sınıflarını, yani elvanın güzelini burada damda uçuruyorum. Osmaniye manzaralı, şöyle yerimizde görüyorsun.
Yerimizi birazdan ekranlara taşıyacağız. Evet. Sevgili izleyenler, değerli başkanımız, yani 200 metrekare bir daireyi düşünün. Dairenin tamamı alt çitli bölümümüz. Üstte uçan. Uçanların yeri. Bu mucurlar burada neden var çok? İlk defa şimdi var. İlk defa bugün var. Bugün bizim şansımızda. Aynen, ben de işte baksana oran hiç daha önce hiç böyle bir şey yoktu. Sayın başkanım, güvercin sevdasını, sevgisini anlat desek ne söylersiniz? Ya yani buna kelimeler yeterim bilmiyorum da, aşk, tek kelimeyle aşk. Yani bende hayvan sevgisi çok. Ben her türlü, yani tavus kuşum var, tavuğum, horozum, ördeğim, yani çeşit çeşit hayvanlarım var. Kedim, köpeğim, ama bunun yeri bambaşka. Bunun yeri bambaşka. Kendi adıma söylüyorum. 11 yıl televizyon geçmişim var. Bir 10 yılı geçti ara vereli. Tabii radyo sektörü devam ediyor. İnan ki televizyon programlarını da özlemişim arkadaşlar. Değerli Hakan Tüncer, başkanımızın ilk programımızda, ilk belgeselimizde kendisinin misafiri olduk. Huzurlarınızda bizleri kabul edip misafirperverlik yaptığından dolayı müteşekkiriz kendisine. Ben teşekkür ederim. Şimdi Sayın Başkanım, yıllarınızı kuş sevgisine adayan bir büyüğümüz olarak, evet, kuşçuluğun hatırası bitmez. Bitmez, evet. Yani mutlu Lan, anları bitmez. Da var. Aynen. Mutsuz anları da var. Aynen, aynen. Efendim, bizlerle bir anınızı paylaşın desek. Paylaşayım. Yani anı çok da, hem bir ilginç olanını, bir de benim hatamdan kaynaklananı anlatayım. İlginç olan benim gençlik dönemimde, biliyorsun o zaman karışma hep isimli kuşlar giderdi. Evet. Yani işte Meverdi, Şam'ı, Kara Aynalı falan ne. Şimdi yukarıda da Hasan Nalbant var. Tımtım Hasan derler. Hasan abi. Bizim Kara Aynalı'yı çeviriyor. Onun lefinde. Biz de şimdi işte kuşçular bilir. İşte şöyle merdiven dayalı çinkonun üstüne. Merdivene çıktık, onu seyrediyor. Kara Aynalı konacak mı, konmayacak mı diye. Onun lefindeyken atmaca bir daldı. Hasan abinin kuşları darmadağın oldu. Biz de sevindik Kara Aynalı gelir diye. Atmaca bizim Kara Aynalı'yı almış. O kadar kuşun içinde bizim Kara Aynalı'yı almış. İlginç anım bu. Başka bir anım da işte büyükler kadar tecrübemiz yok o zaman. Kuşlar karışmaya gidiyor ya. Ben kuşları sandığa doldurdum. Yani bize bayağı uzak bir bölgedeki arkadaşın evine gittim. Karışma sahası dedim. Senin kuşlarla bunlar da gitsin karışmaya. Ters bir bölge. Şimdi sandığa girmemiş kuşlar biliyorsun. Her zaman sandığa giren kuş gibi olmaz. Tecrübeli, evet, olmaz. O gün 24 tane kuş yakalattırmıştım babamın kuşlarının. Hepsi de isimli iyi kuş. Nereden döktürmüştün? Eski devlet hastanesinin biraz ilerisi. Devlet su işlerinin tamam, arka tarafından döktürmüştüm. Uyanık Osman derler, Osman abi. Onun damından dökmüştüm. 24 tane zayiat vermiştim. Kendisi dökmüş müydü? Yok, ben gittim. Karışma sen saati. Bırakmıştın. Bizim kuşun da bölgesi değil orası. Her zaman karıştığı bölgede. Bir de ilk defa sandığa giriyor. Sayın babam geliyor, evde kuş yok. Beni aradılar, ben de geliyor dedim. Hiç gelen olmadı. Yani 24 tane kayıp verdik. Sabaha kadar yatamadın desene başkan. Aynen öyle oldu. Biraz sıkıntı yaşamıştım o dönemde. Sayın Başkanım, festivali bıraktık. Festivalle bir bağlantımız kalmadı herhalde. Yok yani, jüri olarak davet ederlerse jürilik yapıyorum ya da seyirci olarak gidiyorum. Dışarıda çok güzel çevreniz var. Evet. Tabii hafta yani sonları güvercin sayesinde oluşan bir çevremiz. Peki, var dışarıda. Bu güvercin sayesinde dedik. Bu güvercin nasıl çevre edindi size? Bir anlatır yani mısınız? Şöyle, yani şimdi özür diliyorum Sayın Başkanım. Şimdi ben şu sözden çok nefret ediyorum. Şimdi bir ortama giriyorum, aile ortamına. Evet. Arkadaşım kuşçu olduğumu biliyor, eşi bilmiyor. Eşinin de ayrı bir sevgisi var bize karşı, saygısı var. İşte oturduğumuzda diyor ki eşine, canım diyor, Muhammed abin de kuşçu ha diyor. Hı. Aynen hareket şu başkanım. Muhammed abi sen de mi kuşçusun? Ya bu sözü çürütmemiz gerekiyor başkanım. Çürüttük onu. Yani bu konu için neler söylemek istersiniz? Şimdi ben biraz detaylı anlatayım bunu. İlk sorundan başlayayım, festivalden. Biliyorsun sen de işin içindeydin. 15 yıl önce ben kuşçuluğa, yani gençlik döneminde kuşçuluk vardı. Askerden sonra ara vermiştim. Yani asker öncesi bırakmıştım. Askerden geldikten sonra
tekrar kuşa başladığımda baktım her yer şey, posta. Herkes de posta. İsimli kuşların hiçbiri yok. Benim çocukluk dönemimde karışmaya giden kuşlar tek tük, sayılı kişilerde. Ama genel anlamda herkes bir posta merağı sarmış. Postayı şafrayla kırmışlar. Ne yapmışlar? Karışmaya o tür kuşları gönderiyorlar. Bunu nasıl aşarız diye biz arkadaşlarla oturduk. Bunun kritiğini yaptık, değerlendirmesini yaptık. Dedik ki bir festival yapalım. Yani dışarıdaki insanları tanıyalım. Dışarıdan ben bir tek, o zaman İskenderun'dan Nihat abi var, tankerci Nihat, evet. Gözlükçü Adil var, onları tanıyorum. İşte onları da çağırdık. İlk Kırmızı Mever'de festivali yaptık. Daha sonra bunu geliştirdik. Tüm çevre illerden katılım oldu. Yurt dışından katılımlar oldu. TRT televizyonu, işte diğer televizyon kanalları gelip canlı yayınlar yaptılar. Cumhurbaşkanı, Başbakan, Kültür Bakanı, muhalefet liderler hepsi biliyorsun işte, evet. Salona tebrik şeyleri gönderdiler, telgraf gönderdiler. Yani Türkiye'de kuşçuluğun aslında böyle serserilerin beslemediğini, iş adamlarının da bundan zevk aldığını. Yani şimdi sana şöyle bir şey diyeyim. Bizim festivale attığımız kuşun, yanlış anlaşılmasın da, yani bir fiyatı 10 binden başlıyor. 150 bin, 200 bin, 250 binlere kadar kuş fiyatları var. Festival, evet. Attığımız kuşlarda. Şimdi diğer taraftan bir insan gidiyor. 15 tane büyükbaş hayvanı var. İşte ne iş yapıyorsun? Büyükbaş hayvancılık yapıyorum. 15 tane inenin parası bir kuş parası. Çok güzel bir açıklamaydı. Yani bu böyle de bakılabilir. Bu benim zevkim, hobim. Ben geliyorum işten sonra, burada stresimi atıyorum. Şimdi burada çok özel bir detay var. Sayın Başkanım açıkladı. Teşekkür ediyoruz. Ben de biraz daha açmak istiyorum. Sevgili dostlar, tamam, Türkiye Cumhuriyeti'nde bu işe gönül veren çok sayıda insanlar var. Tabii bunların %70'i, %80'i ekonomi gücü dar olan insanlar. Evet. Sayın Başkanım diyor ki, yani diyor bu işe iş adamları olarak diyor gönül veren insanlar da diyor aynı ortak noktayı yaşıyoruz diyor. Yani o kuşçularla biz aynıyız, farkımız yok. Düşüncemiz aynı, sevgimiz kuşa aynı. Bu kuşçuluğun da ortamı kötü değil. Değil. Ya şimdi her ortamda kötü insanlar var. Her toplumda. Var canım. Yani ya kuşçuluğun hepsi de iyi demiyoruz bu arada. İnsanın olduğu her yerde iyisi de var, kötüsü de var. Kuşçunun içinde iyisi de var, kötüsü de var. Doktorun içinde de iyisi de var, kötüsü de var. Yani bizim kuşçu camiasında avukatımız da var, doktorumuz da var, milletvekilimiz de var. Sıvacımız da var, boyacımız da var. Hepsi arkadaşımız. Evet, hiç sıkıntı şimdi yok. İnsan kendi fıtratına uygun insanlarla arkadaşlık eder. Yani iyilerle biz hep iyileri bir araya getirdiğimize inanıyorum ben festival sayesinde. Doğru. Değerli izleyicilerimiz, bu sevgiyi cümleler anlatamaz. Anlatamaz, evet. Bunun yaşamak çok gerekir. Çok farklı bir şey, aynen. Biz de Allah kısmet ve nasip ederse bugünden sonra, bu programdan sonra her hafta bir özel yayınımızla Halil Gürses saygıdeğer hocamla birlikte gücümüzü birleştirerek sizlerin karşınızda olacağız. Ben sunum noktasında, değerli hocam çekim ve montaj noktasında olacak. Amacımız, gayemiz belgesel tadında programları ekranlarınıza taşımak. Sayın Başkanımızın kuşlarını yakından alalım. Tabii birazdan Çitli bölümüne de ineceğiz değerli başkanımızın. Geçtiğimiz günlerde Urfa'da yapılan festivalde A dalında değerli başkanımızın kuşu birinci olmuştur. Ve ikinci olmuştur. Ve dördüncü olmuştur. Tebrik ediyorum başkanım. Teşekkür ederim. Bu konu için neler söylemek orada istersiniz? Orada artı bir parantez açayım. A dalında ben 1-2-4 yaptım. Prens dersem bir şeyler hatırlarsın herhalde. Prens'i 2013 yılında Maraş'tan Murat Orçan'dan almıştım yavruyken. O zaman yani güzel bir kuştu. Kendisi şampiyon oldu, yetişti. Bir şampiyonluğu, 3 tane ikinciliği var. Oğlunun bir tanesinin 2 şampiyonluğu var. Torununun bir tanesinin 2 şampiyonluğu var. Nesle bak. Evet, nesli çok iyi. Yani hep de farklı dişilerle. Şu an 2 yavrusu 1 ve 2. oldu. Torunu da 4. oldu. Kendisi de halen üretime devam ediyor. Başkanım, ilk getirdiğinde Osmaniye Merkez evde küçüktü. Yine kafesin içindeydi. Evet, öyle elimle besledim. Elimle besledim. Çok küçüktü daha. Küçüktü. Onu çoğalttınız. Evet, onu çoğalttım. Burada tabii o
kuşu yetiştiren arkadaşımızı da kutlamak Murat gerekir. Orçan, evet. Yani Murat Orçan Bey'i tebrik ediyor. Kutluyoruz. Görüşüyorsunuz hala tabii Murat Bey'le. Görüşürüz. Daha bugün bir dişi istedim, göndereyim dedim. Burada zamanınız nasıl geçiyor başkanım? Ya yani burada, gününüzü nasıl ayarlıyorsunuz? Ben saat 5 ile veya 6, işim olmazsa 5. 5'ten sonra buraya geliyorum çiftle. Önce aşağıda kazlar, ördekler, tavuklar, bahçede kedi var. Onları yemliyorum. Daha sonra bunları gelip burada hepsini sırayla yemliyorum. Bu gördüğünüz 5 kümesinde de güvercin var. Daha sonra çitli bölümüne inip yumurtalarını kontrol ediyorum. Yavruları kontrol. İlaç verileceklere ilaç veriyorum. Anne babaları hepsini yemleyip eve gidiyorum, günü bitiriyoruz. Sayın Başkanımız şu an çiftliğindeyiz arkadaşlar bu arada. Kümeslerini de yakından bir gösterebilir miyiz tabii başkanım? Bir kümesleri de görelim. Başkanımıza özellikle karışma kuşuyla ilgili sorularımız da olacak. Kümeslerdeki özellik ne olması gerekir başkanım? Şimdi karışma kuşlarında bu sistem tercih ediliyor. Sebebi de kuşların birbirini tanıması. Yani burada duran kuşların birbirini havada bölük, biliyorsun, küme, evet, halinde, takım halinde uçuyorlar. Karışmacıların genelde tercih ettiği sistem bu. Şurada şeyi göstereyim. Zevkçilerin, karışmaya göndermeyen zevkçilerin tercih ettiği sistem de bu. Göze sistemi. Göze sistemi. Bunlar da zevkçilerin. Peki Sayın Başkanım, karışma veya elvan kuşta bunu mu tercih etmek gerekir, onu mu tercih etmek gerekir? Karışma kuşta bence o. Yani birbirlerini görmesi mi gerekiyor, tanıması tabii, için, bölükte de aynen, bilmesi için? Aynen, aynen. Bunda kuş sanki biraz daha mı hırslı oluyor başkanım? Ya yani şimdi, kapaklı göze de olmuş kapaklı olsun. Kapaklı göze eskiden öyleydi, doğru. Evet. Bunun bakımı biraz zor. Herhalde kolaycıyla, çünkü sürekli temizlenmesi lazım bu gözelerin. Doğru. Bunun bakımı biraz zahmetli. O yüzden genel tercih o. Ama ben de onu tercih ediyorum karışma kuşuna, birbirlerini tanıma açısından. Tekrardan söylüyorum. Sen de kuşçusun, lafını unutma da. Ama yabancı bir tane kuş konsun, hepsi gidiyor ona ötüyor. Niye? Yabancı diye. Biliyorlar yabancı. Biliyorlar, yabancı olduğunu biliyorlar. Güzel bir örnekti. Bulunduğumuz yer Hakan abimizin çiftliği ve 200 metrekare bir daireyi düşünün. 5. katın tamamı kuşa ayrılmış, 2 katı. Dam ve bir alt kat. Birazdan çitlilerimizi de ekranlarınıza taşıyacağız. Buradaki kuşlarımızın hepsi bu belgeselimizde elvan kuşları ekranlarınıza taşıdık. Değerli başkanımızın kuşlarını şöyle göze de bir ekranlarınıza taşımayı arzu ediyorum. Bu güzellikleri, bu emekleri ekranlarınıza taşıyalım. %90-95'e yakınlığını biz kendimiz üretiyoruz. Dışarıdan da çitlisi bizde olmayan tek tük kuş alıyoruz içine. Evet, bu güzel bir konuydu. Başkanım, benim sorularım da vardı. Şimdi bu kuşları tamamını, %90'ını siz üretiyorsunuz. Evet, biz üretiyoruz. Aşağıda çitlileri var. Peki çoğalınca ne yapıyorsunuz başkanım? Ya en güzelini eve koyuyorum. Diğerlerini çıkartıyorsunuz. Diğerlerini çıkarıyorum. Dam pırıl pırıl, temiz kümes, temiz yem arkadaşlar. Yem de evet, pahalı yem, biliyorsun. Yem konusunda ne önerirsiniz başkanım? Sizin bugüne kadar tecrübeniz nedir? Şimdi ben genelde karışık yem veriyorum çitlilere. Uçanlara da bu sert buğday, Urfa buğdayı. Çünkü Elbistan'ın da var da ben Urfa'yı tercih ediyorum. Urfa'nın sert buğdayı. Üstüne biraz mısır veriyorum, cin darısı. Haftada bir de karışık yem veriyorum. Mısır bizim sarı mısır mı? Sarı mısırın irisini veriyorum ben. Peki o ishal olur, ishal yok, yapar derler ama. Yok, ben yıllardır, yani şimdi kadar başıma öyle bir şey gelmedi. Ben sürekli veriyorum. Önce mısır buğdayla, bu sert buğdayla yemliyorum. Üstüne baklava niyetine mısır. Haftada bir de karışık yem. Başkanım, festivalden dolayı dışarıda ciddi bir çevre edindiğinizi ifade ettiniz. Evet. Şu an o dostlarınızla görüşüyorsunuz. Daha önce de büyük otobüslerle gitmiştik. Çok da güzel bizleri karşılamışlardı. Davullarla, evet, zurnalarla. Ya biz dışarıdaki dosta da, yani onları anlatacak olsan, yani bu kuş sayesinde onlarla bir dostluk edindiniz. Ortak noktamız kuş olduğu için bizi kuş bir araya getirdi. Yani bir araya olma sebebimiz kuş.
Şimdi ben şunu iddia ediyorum. Türkiye'de en zengin sivil toplum kuruluşu biziz. En zengin. Zengin derken bunu parasal anlamda demiyorum. Yanlış anlaşılmasın. Bugün Urfa'da bir işim olsa bir telefon açmam yeterli. Onların Osmanlı'da bir işi olsa bir telefon açmaları yeterli. Bizim her ilde bir evimiz var. Her kuşçunun her ilde bir evi var. Bugün Türkiye'nin hangi iline gidersen git, ben yani geliyorum diye önceden ara, sen orada en az 3-5 tane kuşçu karşılar. Yatacak yerinde dert etme, işimi nasıl çözeceğim diye onu da dert etme. Oradaki arkadaşlar şimdi halleder. Geçtiğimiz ay Antep'teyim. Hastanedeyiz. Hasta ziyaretindeydik. Oradan bir arkadaş geldi Antep'te. Ersin Ay Araştırma Hastanesi'nde. Abi merhaba dedi. Yani şimdi arkadaşa da baktım, tanımadım bir sima. Merhaba dedim. Abi dedi, sen Muhammed abi değil misin dedi. Evet dedim. Abi dedi, ben dedi sizin dedi sürekli takip ediyorum. Ben de kuşçuyum dedi. Ondan sonra öyle deyince tokalaştık başkanım. Israrla yanımda ailem de var, kalabalığız. Abi yemeğe gideceğiz. Israrla yemeğe gideceğiz. Dedim kardeş, biz o görevi yaptık. Allah razı olsun. Abi Antep'ten bir isteğin var mı? Yani böyle bir yani olayla karşı karşıya kaldık. Dışarıda bir kuşçunun yanına gidecek olursan zaten sabah kahvaltısını yapmayı bırak, akşamdan da yemek yeme. Çünkü bir kişinin yemesiyle bırakmıyorlar, yedirmesiyle bırakmıyorlar. Diğeri öğlen orada yediysen akşama bendesin diyor. Yani işte ne diyeyim, dediğim gibi yani maddi anlamda demiyorum, en zengin sivil toplum kuruluşu biziz bu anlamda. Ne mutlu güvercin sevgisini yani yaşayanlara. Burada da işte kuşçuluğu küçük görmesinler. Kuşçuluk aslında sivil toplum kuruluşlarının içinde, hobi olarak beslenen hayvanların içinde en değerli insanların olduğu bir topluluk. Ne mutlu bizlere diyelim. Sevgili dostlar, değerli takipçilerimiz, elimizden geldiği kadarınca güzel bir yayın yapma çabası içerisinde olduk. Son olarak başkanımıza şu soruyu yöneteceğiz ve aşağı çitli bölümünde de programımızı noktalayacağız. Değerli başkanım, iklim olarak dedik, evet. En iyi kuş nerede yetişiyor bölgemizde? Yani üretme açısından ben Elbistan'ı söylüyorum. Yani Elbistan'ın havası buraya göre daha yayla havası gibi. Biliyorsun Şubat ayında, birinci ayın sonunda başlıyor çitli sezonu. Ben 6. ay girince ayırıyorum. Osmaniye nemli, rutubetli. Çıkan yavrular pek güzel olmuyor. Yani güzel olmuyor derken istediğimiz özellikler... Evet, tatmin etmiyor bizi. Tatmin etmiyor. Yani en iyi yavru Mart döneminin, Nisan döneminin yavrusu. Osmaniye'de çok nemli. Sıcak başladı mı yavrular böyle sünük sünük. İşte 10. ay girdi mi o aylarda aldığımız yavrular 10. aylarda hep ölüyor. Ama Elbistan'ın şu avantajı var. Aynı yayla havası gibi. Onlar 2. ayda başlıyor. 9. ayın içine kadar cücükletebiliyorlar. Yavru alabiliyorlar. Yani o tarafı, yani Elbistan Afşin bölgesi yavru konusunda daha avantajlı. Sayın Başkanım, son bölümümüzde aşağı kümeslerimizi görelim. Neler var, neler yok. Efendim, Başkanımız Hakan Tüncer'in maşallah dedik ya, yukarıda kuşlara ciddi bir emek var. Gözde görülüyor. Şu anda kuşların olduğu bölümün hemen altında bir daireyi sadece çitli kuşlarına özenle hazırladığı bu ortamı sizlerle paylaşıyoruz. Sayın Başkanım, buralar nasıl? Hayatta senin kuşun olmak mı var? Bilmiyorum abi. Yok, benden daha şey kümesleri var dışarıda. Yok da gerçekten şöyle baktığımızda pırıl pırıl işte ızgara, çitli kuşlarımız çok fazla, kuş da yok. Gördüğüm kadarıyla yer büyük ama. Şöyle, evet, fazla çitli mi yok? Biliyorsun ben 2 yıldır falan ara vermiştim. İşte bir müsait çitli yaptım. Yukarıdaki dişi, aşağıdaki erkek. Şurada bayağı kıymetli bir göğün akışlığım var. Onu alayım dışarı. Bir dakika, kuşu alayım. Çok akıllıdır bu. Kendine gelir. Şurada. Allah esirgesin. Maşallah. Yavruyken Suriye'den gelmişti. Nizip'te bilirsin sen, Fettahoros. Evet. Ondan aldık. Yavruyken 3 eline vardı. Başkanım, bu ne böyle? Allah esirgesin ya. Yavrusunu aldın mı başkanım bunun hiç? Yok yavrusu. Yani şu an çıkacak, yumurtalarını sürdüm. 4 tane yumurtasını sürdüm şu an.
Maşallah. Başkanım, şimdi bizim zamanımızdaki nakışlıyla şu an buna baktığımda özellik böyle mi istiyorlar? Şu an sistem böyle mi Şimdi oldu? özelliklere yetişemiyoruz. Ben şöyle anlatayım. Şimdi buna Ama işte. baktığında rengi koyu değil, değil mi? Burada Koyu değil, açık. açık. Ama festivalde diğerlerinin yanına gelince bu koyu kaldı. Yani ben de jüriydim. Şimdi benim kuşum olunca itiraz da edemedim. Yani bunun rengi koyuymuş, bunu işte beşinci yaptılar. Bunun önündeki dört tanenin rengi çiğ. Biz eskiden Halep'te derdik ya, Evet. öyle. Yani ne bir çubuk özelliğine bakıldı, ne bir kafa özelliğine, ne bir fizik özelliğine. Öncelik şeye verildi. Renk Bu açıklığına verildi. festivale atıldı. Atıl. Yani ben jüriyim. Kuş da benim. O yüzden itiraz edemem. Ama Sen sana yakışanı başkasının kuşu yapmışsın başkanım. olsaydı kuşun hakkını savunurum. Evet sevgili dostlar, değerli izleyicilerimiz, şu anda gördüğümüz bölüm Hakan Bey'in çitli kümesi sadece burada değil, yan taraflarda var. Efendim burada da bir bölüm var. Sayın Başkanım, yani burada kuş daha mı güzel yavru veriyor, daha verimli mi Ya oluyor? burası şimdi sabah güneşini şuradan almaya başlıyor. Burası da güneybatı ya. Evet başkanım. Akşama kadar güneş. Hatta güneş çok geliyor diye şu bir bölümüne karton çektim. Kuşlar güneşi seviyor mu? Yani güneş olan kümeste hastalık minimum seviyede oluyor. Güneş görmezse bir kümes, şu ayak tutulması, işte kol tutulması, kanat tutulması falan çok oluyor. Verimli kümes, rutubetsiz kümes, en verimli kümes rutubetsiz kümestir. Nem olmayacak kümesler. Evet, nem olmayacak ve nemden ziyade kuşlar betona bağımsız ızgarayla beraber. Evet. Allah emeğini boşuna çıkarmasın. Her Burada şey benim gönlünce damızlı olsun. kuşum işte şu kırmızı Memerdi. meverdi, benim damızlım. Şu müsavitler babamın. İşte şu diğer kırmızı meverler benim damızlım. O işte sana yukarıda bahsetmiştim, Prens. Evet. Şu beyaz şarabını mesela abisi şampiyon oldu bu sene. Diğer kardeşi ikinci oldu. Şu da yine Prens'in kızı Göğbulu'du. O da başka bir anneden. Başkanım, iyi bir ağ bulutu şarabidan mı alınır? A ile A'dan çıkan daha iyi. Yani şarabı Göğbulu'dan da çıkıyor da şu kuyruk üstlerinde gö olma özelliği, yani gö biliyorsun normalde olmaması lazım. Evet. O şarabı Göğbulu'larda o problem olabiliyor. Ama şarabı Göğbulu'dan çıkan her yavru A'dır. Garanti. Değerli izleyiciler, Tabii programımızı Prens'in şeyi. noktalayacağız. Noktalarken de Ağbulut Dağı'nda değerli Hakan Tüncer geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yapılan festivalde birinci olmuştur. Osmaniye'ye bu onur, bu gurur yeter diyoruz. Değerli başkanımızın yetiştirdiği, emek ettiği efendim Ağbulut'u, güvercinimizi ekranlarınıza taşıyacağız ve vedamızı gerçekleştireceğiz. Getirin o şampiyonlar. Evet, getirin başkanım. Şanlıurfa'da Güvercin Festivali'nde Ağbulut'u dalında birinci olan Hakan Tüncer abimizin yetiştirdiği, emek ettiği bu güvercinleri şöyle yakından sizlere göstermeyi arzu ediyoruz. Allah esirgesin. 41 kere maşallah diyelim. Maşallah. Allah esirgesin. Evet başkanım, bu kuşlara neler söyleyeceksin? Dinliyoruz. Yukarıda Şimdi aslında dinledik ama. evet, ağ çok zor bir kuştur. Biliyorsun her kuşu kırarak aynı özellikle yükselttiler. Kırılmayan tek kuş ağdır. Ağın özelliği kafadan bu kuyruk üstüne kadar aynı renk, beyaz olacak. Çıvık rengi, kanat rengi, kuyruk rengi üçü de aynı renk olacak. Koyu kurşuni renginde. Ve tabii kafa ve fizik özelliği de olacak aynı zamanda. Kurum deriz ona. Gözler haşlı olacak. Bu elimdeki 10. yaşını kutlayacağız. Efsane Prens. Allah Allah. Bu 10. yaşını kutluyoruz maşallah. bu da oğlu. Bu da Yani oğlu. birkaç tane oğlu daha bunun şampiyon oldu. Şuraya bıraksak durur mu başkanım? Durur inşallah. Bırak bakalım. Baba ve oğul. Baba oğul geçtiğimiz günlerde Şanlıurfa'da yapılan festivalde oğul birinci Birinci oldu. oldu. Diğer oğlu ikinci oldu. Diğer oğlu ikinci oldu. Baba Baba onu atmıyorum artık, atmadık babayı. yarışmıyor. Babanın geçmişte birincilikleri var. Valla tebrik ediyoruz başkanım. Sağ olun. Üçüncü gelen de yine bunun torunu ama başka arkadaştı o. Evet sevgili izleyiciler. Böylece bir yayınımızın daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Huzurlarınızda bizleri kabul edip
davetimizi kırmayarak damına misafir eden, misafirperverlik eden değerli Osmaniye iş adamı Sayın Hakan Tüncer'i huzurlarınızda tebrik ediyorum. Ben de sizlere teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Çok memnun oldum. Allah razı olsun. Uzun zamandır böyle şeylerden ikimiz de uzaktık. Benim için de iyi oldu. Bu arada başkanım 10 yıl olmuştur. 10 yıl oldu mu başkanım? Ara vereli festivale. Festivale yok. Yani 5 yıl falan oldu. Evet. 5 yıl önce sürekli ekranlarda, YouTube'da, Google'da yazdığınızda çıkar. Sayın Başkanım sürekli ekran karşısında olurdu. Osmaniye Ulusal Güvercin Festivali diye yazarlarsa evet. Ulusal televizyonlarda sık sık belgeseller çekilirdi. Sayın Başkanım ne olduysa bir karar aldı. O kararı söylemiyoruz şu an. Çünkü özel olabilir. 5 yıldır kendini geri çekti. Hiçbir kameraya konuşmadı. Ama gönül dostu Muhammed Kırlar'la sevgili Halil Gürses hocamızın kabul etti bizi, kırmadı bizi. Sayın Başkanım, bu işe gönül veren, emek eden, şu an dünya bizi izliyor. Evet. Son sözleriniz ne olur? Vedamızı gerçekleştireceğiz. Şöyle, ben kuş arkadaşlara tavsiyede bulunayım. Ben de babamdan sürekli dinlediğim, ilk zamanlar kulak arkası ettiğim ama yaşayarak tecrübe ettiğimi aktarayım. Kuşla işimizi ve ailemizi ayırmamız gerekiyor. İş olmazsa kuş olmaz. Önce iş, sonra aile, sonra kuş. Bunu tavsiye ediyorum ben. Yani kuşa fazla vakit ayırıp da işimizi ihmal etmememiz, ailemizi ihmal etmememiz lazım. Geçen zaman tekrar geri gelmiyor. Çok teşekkür ediyoruz ben Sayın Başkanım. Ben teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Allah razı olsun. Değerli izleyiciler, böylece ilk yayınımızı birleştirdiğimiz güç Halil Gürses değerli hocamla beraber inşallah bu yola baş koyduk. Bugünden itibaren ve bundan sonraki her hafta bir veya iki özel yayınla sizlere merhaba diyeceğiz. Osmaniye bağımlı kalmayacağız. Bakacaksınız Antep'te, bakacaksınız Şanlıurfa'da, bakacaksınız İskenderun, Mersin'de. Efendim il il gezeceğiz Allah nasip ederse. Önümüzde bir Ramazan ayı var. Rabbim şimdiden efendim tutacağınız orucu, edeceğiniz duayı, gönlünüzden geçen güzellikleri kabul etmesini temenni ediyor. Hayırlı Ramazanlar diliyor. Ramazan'ı Ramazan tadında ülkemizin yaşaması dileğiyle biz de huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın, kendinize iyi bakın. Hoşça kalın efendim.